Selamlar herkese. Gördüğüm kadarıyla Samsung marka akıllı cep telefonu kullanıp memnun olanlar Samsung'u çok seviyorlar. Apple marka bir iPhone aldıktan sonra da iPhone'u kullananlar iPhone'u çok seviyor ve diğer markayı kötülüyor. Bir de bu kötülemeler üzerine iki marka arasındaki davalar ya da çeşitli haberler de internete yayılınca insanlar artık fanatikleşmeye başlıyor. iPhonecu veya Samsungcu oluyor. Ancak bunun çok yersiz olduğunu düşünüyorum çünkü insanları bu şekilde davalarla ya da çeşitli haberlerle ile galeyana getirip kendileri arka planda birbirlerine karşı çok düşmanca bir tavır sergileseler de kendi içerisinde parça alışverişi yapıyorlar iPhone içerisinde Samsung üretimi bazı parçalar bulunuyor ve Samsung bundan çok mutlu, Apple da mutlu. Ancak iPhone'cular Samsung'culardan mutlu değil, Samsung kullananlar da iPhone'culardan mutlu değil. Şimdi iPhone içerisinde Samsung parça var dedim. Buna çok şaşırmış olabilirsiniz. Hatta bu parça sayısı birden fazla. Bunun nedenlerini gelin beraber bir konuşalım. Öncelikle Apple ticaret hayatına atıldığı zaman bir şeyler üreten bir firma değildi. Ticaret hayatına Apple kendici bir firma olarak başlamıştı. Macintosh'ların ilk üretildiği yıllarda da Macintosh'ların donanımları Apple tarafından üretilmiyordu. İşlemci, hafıza ve görüntü bileşenleri dışarıdan alınıyordu. Bu tipte donanımları Apple kendisi tasarlıyordu ve bunların üretim maliyetiyle uğraşmak istemiyordu. Bu şekilde üretim yapacak bir altyapısı da olmadığı için dışarıdan üçüncü parti firmalar ile konuşup, anlaşıp üretimi o markalara yaptırıyordu. Bunu yapan tek firma aslında Apple'da değil. Apple gibi donanımı tasarlayıp hayal eden ve dışarıda üreten, bu donanım üzerinden para kazanan, donanımı pazarlayan Birçok firma var. Apple hala bu şekilde devam ediyor. Günümüzde iPhone'larda da bu şekilde bir hamle var. Hatta Apple iPhone aldığınız zaman Designed by Apple in California diye bir yazı görürsünüz arkasında. Ancak üretimi Çin'de yapılmış olur. Hatta üretimi Çin'de Foxconn tarafından yapılmış olur. Sadece iPhone gibi ya da Mac gibi büyük donanımlar için düşünmeyin yani büyük cihazlar için düşünmeyin. Bu cihazlar içerisindeki küçük donanımlar da Apple tarafından üretilmediği oluyor. Örneğin iPhone içerisinde bulunan A16 Bionic çip Apple tarafından özel olarak tasarlanmaktadır. Fakat TSMC tarafından üretilmektedir. Samsung'a gelecek olursak Samsung yıllardır donanım üreticisi olarak çalışan bir firmadır. Üstelik çeşitli sektörler ile. Buna örnek vermek gerekirse Apple'a hafıza birimi veriyor. İşlemci ve görüntü bileşenlerini veriyor. Sony'e görüntü sensörleri üretiyor. Kamera modülleri üretiyor ve işlemci çipleri üretiyor. Hatta biraz geriye gidersek Nokia'ya lityum iyon bataryalar üretiyordu, yarı iletkenler üretiyordu ve görüntü bileşenleri üretiyordu. Belki hala üretiyor olabilir. Tabii Nokia alıyor mu şu anlarda? Her neyse. Samsung bu tipte donanımları üretirken aynı zamanda şunları görüyordu. Apple diyelim ki bir donanım üretmek istedi. Bunun bütün tasarımı, çizimleri, mimarisi Samsung'a teslim ediliyordu. Samsung bu tasarımlara bakıyordu. Ha, demek ki bu tasarımları, bu donanımları bu şekilde üretmişler. Ben bu tasarımlarda şöyle değişiklikler yaparak bu donanımın daha iyisini yapabilirim. Bu donanımın daha güçlüsünü yapabilirim diyerek mevcut tasarımlardan ilham alıyordu. Bu tasarımlardan öğrendiklerini ve mevcut altyapısını kullanarak Samsung bu donanımlardan daha iyilerini ortaya çıkartabiliyordu. Hatta Samsung bu şekilde bir ilham gücüyle akıllı cep telefonu sektöründeki üst seviye modellere giriş yapmış bile diyebiliriz. iPhone tanıtıldıktan sonra biliyorsunuz ki Samsung'dan Galaxy S serisi geldi. Hatta bu iki cihaz birbirine çok benziyor diye çok fazla davalar ortaya çıktı. Bunun sebebi Samsung iPhone'un tasarım patentleri üzerinden ilham alarak onlarda küçük değişiklikler yaparak Samsung Galaxy S cihazını üretmesiydi. Bu patentlerin üzerinden ilham alındığını ve birçoğunun taklit edildiğini Apple anlamıştı ve Samsung'u da davaya vermişti. Bu davalar hala süre geliyordur. Bir kısmı sonuçlanmıştır. Yenileri açılacaktır. Kapanacaktır. Olabilir böyle şeyler. Ancak bu kadar rekabete ve bu kadar davaya rağmen her iki marka birbiriyle olan ticaretini koparmıyor. Hatta bu davaları kendi cihazlarını pazarlamak için bir reklam politikası haline getiriyorlar. Apple Samsung'dan vazgeçmek istemiş aslında. Özellikle görüntü bileşenleri anlamında. LG ve Boya gibi firmalardan ekran tedariğine başlamış ya da ekran bileşenleri tedariğine başlamış. Ancak pişman olmuş bu durumdan. Çünkü hiçbir marka tutarlı bir üretim yapmıyordu Samsung kadar ve hiçbir markanın üretimi Samsung kadar ölçeklendirilebilir değildi. Apple'ın ani istek artışı ya da azalışlarına Samsung anlık tepki verebiliyordu. Ancak diğer markalar böyle değildi. Bu sebepten dolayı iPhone 14 serisi dahil bugüne kadar üretilmiş olan bütün iPhone'ların %70'inin ekran panelini Samsung üretmiştir. Samsung neden hala Apple'a donanım üretiyor ve satıyor diye düşünecek olursak bunun da sebebi belli. Bir, evet çok iyi bir gelir kaynağı Apple'dan para kazanmak. İki, aynı zamanda Apple'dan gelen bu büyük para, kendi cihazlarını ve teknolojilerini geliştirmesi için kullanabileceği mükemmel bir fırsattı. E, hali hazırda görebileceği bazı teknik dökümanlar ya da teknik tasarımlar da eline geçiyor. Yani diğer markanın ne yaptığını anlık, açık ve net bir şekilde görebiliyordu. Yani diyeceğim o ki biz iPhone'cuyuz ya da Samsung'cuyuz diye birbirimizle çok gereksiz yere kavga ediyoruz ama bizim bu kavgamızdan çok güzel bir şekilde para kazananlar da bizim bu kavgamızı ateşlendirerek kendileri de kavga ediyormuş gibi gözüküp arka tarafta ticaretine bakanlar da var. Lütfen onların oyununa gelmeyin gereksiz yere. Peki sizce Apple şu anda biliyorsunuz ki Mac'lerde kendi çiplerini üretmeye başladı. Cihazlarında, mobil cihazlarında da A16, A17 neyse o çiplerinde de kendi üretimine yönelir mi? Ya da gün gelir de kendi ekran panellerini üretmeye çalışır mı? Ya da bu şekilde devam eder mi? Yorumlarınızı aşağıda yorum satırında belirtmekten çekinmeyin ve bu tipte videoları kaçırmamak için de kanala abone olup çanı açabilirsiniz.